Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca geçtiğimiz hafta Samanyolu Haber'de 16 Mayıs'ta Hoca Efendi ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Pensilvanya'da yüz yüze görüştüğünü söylemişti. Siz Sayın Gülen'e sordunuz mu? Böyle bir görüşme gerçekleşmiş mi? Bu iddia ben röportajı bitirdikten sonra zannediyorum söylendi. Peki böyle bir görüşme var mı? Siz biliyor musunuz? Ben biliyorum, var. Yani Hakan Fidan beni de arayıp bir görüşme ayarlayabilir misiniz diye bana sorduğu için ben de oradaki insanları, Hocaefendi'nin akrabalarını aradım. Hakan Bey gelmek istiyor, görüşmek istiyor. Şu gün, şu saatte gelebileceğini söylüyor dedim. Onlar da o gün, o saat için randevu verdiler. Nerede görüştüler? Zannediyorum o... Yani ben çünkü görüştüklerini bilmiyorum. Evet. Sadece Hakan Bey'in bana söylediği görüşmek istiyoruz. Zannediyorum başbakanın da bu konuda bilgisi var. Hatta yani zannediyorum... Obama ziyaretinden sırasında mı oluyor? Son Amerika tarihler o tarihler. Benim bilebildiğim iki görüşme var aslında. İki defa mı görüştü Hakan? Benim bildiğim öyle. İkisi de Pensilvanya'da mı gerçekleşti? İkisi de Pensilvanya'da gerçekleşti. Diğer görüşme ne zaman? Onu da tam tarih olarak bilmiyorum. Bu görüşme talebi Hakan Fidan Bey tarafından geldi. Başbakanın da bilgisi dahilinde olduğunu biliyorum. Ne görüşmüşler? Ne görüştüklerini bilmiyorum, orada değildim. Ama sormuşsunuzdur canım, ne görüştünüz diye. Yok. Bu kadar içindesiniz, randevuyu ayar. Sormadım da, sorsam da bilmiyorum, bir anlamı var mı yani? Ben ne, röportajda mı sorsaydınız diyordunuz? Ya röportajda da ben bir gazeteci olarak herhalde en merak edilen konulardan bir tanesi Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın bir cemaat lideriyle ne konuştuğu Pensilvanya'da olmalı. Ben şöyle düşündüm yani, sonuçta başbakanın tensibiyle, tavzifiyle Türkiye'nin önemli kurumlarından birisinde bir önemli görev yapan bir devlet yetkilisi Sayın Başbakan'ın bilgisi dahilinde gidiyor, Hocaefendi'yle görüşüyor. Yani ben bunun ne görüştüğünü söyleyin bakalım, ne Hakan Bey'e, Hakan Bey'i de ben belli bir oranda tanıyorum, belli bir arkadaşlığım var. Ne Hakan Bey'e sorarım, ne Hocaefendi'ye sorarım. Yani neden? Eğer isterler... Yani bir gazeteci ha, şöyle merak etmez mi insan? Bu röportajda bu biraz şöyle söyleyeyim. Bakanlarımızdan bir tanesinin de benden ricası, ya bu biraz off the record demişti. Bunu yazmasak, söylemesek. Şimdi bu eğer ister... Hakan Fidan görüşmesi off the record bir görüşme miydi? Çok devlet bunun duyulmasını herhalde... O zaman neden duyuluyor? Herhalde istemiyor. Neden Samanyolu Genel Yayın Yönetmeni ya da siz bunu dile getiriyorsunuz? Valla onu ben getirmedim. Siz sordunuz, ben getirdim. Ama iyi görüşme olduğunu söylüyorsunuz. Sizi aradığını söylüyorum. Ben gerçeği söylüyorum yani. Ben bildiğimi söylüyorum. Burada açık yürekli, siz ne sorarsanız ben de onu söylüyorum. Kozan. Ama çok önemli bir şey var orada. Hidayet Bey'in söylediği bir şey var. Hidayet demek ki benden daha fazla muhtevaya hakim. Diyor ki bir yandan Hocaefendi ile görüşme yaptınız. Diğer yandan da Obama'ya bir dosya verdiniz diyor. Şimdi bugün Yeni Şafak yine her zamanki düşük profilli ve düşük seviyeli bir yayın yapmış. Hakan Fidan'ın ağzından bir şeyler söylemiş. Ben Hakan Fidan'ın tırnak içinde bir şey söyleyip söylemediğinden de endişeliyim. Söylediyse her şeyi söylemesi lazım. Bir şeyi söyleyip başka bir şey söylemesi doğru değil. Asıl olan da iddiayı ortaya koyması lazım. Hidayet Karaca diyor ki kardeşim, sen bu görüşmeyi yaptığın sırada bir de bir dosya hazırladın. Paralel bir şekilde bu dosyayı götürdün, Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine verdin. Doğru mu yanlış mı? Eğer Hakan Fidan Yeni Şafak'ı açıp da bir şey söyleyecekse doğru veya yanlış. Bunu söylemesi lazım. Kozan